Ve anketimizde de altın demiştik. Tüm bu cephelere bakacağız. Hemen Volkan Kuğucuk, ALB Menkul Değerler yatırım uzmanına merhaba diyelim. Volkan Bey merhaba. Finans Kafaya hoş geldiniz. Merhabalar Melda Hanım, iyi yayınlar. Teşekkürler. Borsada gidişi anlamaya çalışıyoruz. Diğer yandan 65'i yukarı kıramıyor 65.000'de. Dolar TL 2.1799'ları dün test etti. Diğer yandan altın dediğimizde altında da 3 ayın zirvelerinde dolaşım var. Ve biz de bugün bunun için anketimizde de sorduk hatta bu seviyeden altın alır mısınız diye izleyicilerimiz de akın akın yanıt verdiler. Siz ne dersiniz tüm bu cepheler için? Şimdi borsa özellikle 65 bin seviyesi üzerinde kalmalı. Çünkü tepkilerin bu noktada anlamlı olabilmesi için 65 bin bandı üzerinde hareket etmesi gerekiyor. Dolar TL'ye eğer dönecek olursak evet 2.17 seviyelerine denedi. 2.18 bölgesine yaklaştı. Fakat bu bölgede kalıyor olmadığını görüyoruz. Bu seviyenin üzerinde 2.20 seviyesine tekrar geri döndü. Eğer 2.20 seviyesi üzerinde dolar TL kalıcı olmaya başlarsa burada bir bant aralığından söz edebiliriz. 2.20-2.25 bandı arasında bir yatay harekete dönebilir. Ancak 2.20'nin altında eğer dolar TL kalıcı olmaya başlarsa bu noktada 2.15-2.16 seviyelerine kadar geri çekilme ihtimali henüz masadan kalkmış değil Melda Hanım. Evet. Altınla ilgili de yorumunuzu da alacağım. İzleyicilerimizin de yanıtları var. Kısacık yorumunuzu alayım. Sonra hattımızda kalın diyeceğim. Anketin sonucuyla birlikte yorumunuza devam edeceğim ama 1300 seviyesinden 1289'dan bir satış yediğini gördük. Nereye gider? Şimdi altında özellikle gelen satışlar gün içinde karşılanıyor. 1280 bandı var bugün. 1280 desteği bugün için önemli. Bu seviyenin altını kapanış olması durumunda geri çekilme ertesi güne kendini devredebilir. Fakat 1280 bandı üzerinde ısrarla bir hareketin varlığını görüyoruz. Yukarıda 1290 seviyesinin üzerinde kalınması durumunda altındaki hedef nokta dolar ons olarak bahsetmek gerekirse 1310 seviyelerine uzanan bir çıkış, bir koridor hala önümüze duruyor ki muhtemelen 1290'dan sonra üzerinde kalmaya başlarsak altının ikinci hedefi 1310 seviyeleri olacaktır diye düşünmekteyiz. 1310 diyorsunuz. Hemen hattımızda kalın. Anketimizin sonucunu açıklayalım. Oradan sizden de yine kısacık yorum alacağım.